internet gelmesini istiyoruz. Canlı derslere giremiyorum. Telefona gelen internet yetmiyor. Sınavlara giremedim internetten dolayı. Sen nasıl yapıyorsun dersleri? İnternet olmadığı için yapamıyorum. Kendim kitaplardan yapıyorum. Üzülüyorum. İnternetin gelmesini istiyorum. Derslerimden geri kaldım. Sınavlara giremeyeceğiz. Kendi internetimiz oluyor, o da yetmiyor. Ücretinden daha da fazla katlanıyor. O da durumumuza uymuyor. 120'den aşırı gelmiyor bizim faturamız çünkü 3 kardeşiz. Üçümüz de giremiyoruz derslere. Aynı anda uyuşmuyor zaten. Bazen o giriyor, bazen ben giriyorum. Takdir teşekkürü geçtim. Sınıfta kalmasam benim için daha iyi olacak. Canlı ders başladı da bir giremiyorum. İnternet ya çekiyor ya çekmiyor. İki çocuğum var. Biri birinci sınıfa, biri dördüncü sınıfa gidiyor. İki dönemden beri internet sebebiyle biz hiçbir şekilde canlı derslere giremiyoruz. Sağ olsun öğretmen WhatsApp üzerinden yaptırıyor. Canlı derse girmesini öğretmen de çok istiyor. Yani orada sınıf katılımına. Ama biz internet sebebiyle giremiyoruz. Çocuklarım hiçbir şekilde canlı derslere katılamadı. WhatsApp üzerinden o da zaten olmuyor, yeterli olmuyor. Altyapı istiyoruz. Paket almaya kalktığımız zaman da 75-80 TL. O da zaten yetmiyor. İki gün. Biri ikinci sınıfa, biri üçüncü sınıfa girdi. İki tane benim var. Maddi gücüm zaten yok. Arkadaşından aynı ezberden. Defterden alıp diğer deftere geçiriyor. Zaten kalıcı hiçbir şeyse olmuyor çocuğum için. Yani televizyon da ileriden gidiyor. Çocuklarımızın zaten televizyon dikkatini çekmiyor. Yani öğretmen kadar ne kadar olabilir ki? Bizim mağduriyetimiz büyük, çocuklarımız açısından büyük. Ocak'ta sınav yapılacağını söylüyorlar ve çocukların bence hazır olduğunu düşünmüyorum. Ben canlı derse girebiliyor benim çocuklarım. Ama her zaman değil, paket yettiği kadar girebiliyor. 4 tane çocuğum var benim de. Ben de hangi birine tabii? Hangi birine yetişebilirsin yani telefonla? En büyüğü üniversite 1 bu sene. O zaten internetten sürekli sınavları oluyor devamlı. En küçüğü de 4'e gidiyor. Liseye gidiyor bir tane, iki tanesi de. Yani sürekli benim bunlarla kafa yormam gerekiyor. Telefon bir yere kadar yetmiyor zaten. Senedir mücadele veriyorum. Bu telekomla çok büyük sıkıntımız var. İlk geldiğimde bir sene falan iyiydi. Ondan sonra kablolarımız bir koptu. Müracaat etmedim, gitmedim, çalmadım, kapı kalmadı. Kaymakamımızı, valimizi, herkese, yani iletebileceğimiz her yere ilettik bunu, milletvekillerimize. Hala şu an bir çalışma yok. Bir de biliyorsunuz son zamanda bu rahatsızlıktan dolayı çocuklarımız şu an en ufak ders yapamıyorlar. Çok geriden kalıyoruz. Toplamda 30-29-30 arası talebelerimiz var. Çok mağdur bir durumdayız köy olarak. Okuldaki müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bu sıkıntımızı biliyorlar. Kendileri de ilettiler yetkililere. Biz de iletiyoruz. Hiçbir şey yaptıramıyoruz.